AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bir açıklama yaptı. Oylarımızı AK Parti'ye verdiğimiz için hanemize sevap yazılıyor dedi. Ne düşünüyorsunuz abi bu konuda? Sevap yazılıyor bir şey yok ki bu işte. Siyaset başka, din şey var. Niye öyle bir açıklama yapıyor abi? Vallahi ben duymadım bence. Yani dedi izletebilirim isterseniz de dedi böyle bir şey. Görürsünüz haberlerde falan belki. İnşallah görürüz. Bakarız bakalım. Yani bu dinle siyaset karışması iyi olmaz. Siyasetin yeri başka. Dinin yeri başka. Son yıllarda çok karşılaşıyoruz abi böyle bir durumla. Sürekli siyaset ve din birbirine giriyor maalesef. Olmaz. İyi bir şey değil benim görüşüm. Siz oyunuzu hangi partiden yana kullanıyorsunuz? Ben şu anda kullanmayacağım. 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 Niye abi? Çünkü hiçbirinde bir şey görmüyorum. Emekliyim, maaşım düşük. İşin gerçeğini konuşalım madem. Hiç kimse mi umut vermiyor abi size? Mesela şu parti gelirse daha iyi olur dediğiniz. Yok, kazan hiçbirinden umudum yok zaten. Hepsi. Hangisini iyi gördük? Şu mu iyi diyoruz yok, bu mu iyi diyoruz yok. Hepsi. Oyunuzu vermemek de aslında iktidara oy kullanmak gibi bir şey oluyor abi. Bakıyorum ben piyasaya, ona bakıyorum. Yine iyisi bu diyoruz, ona verdik geçen. AK Parti'ye verdiniz. Tabii. Peki şimdi pişman mısınız? Vallahi şu anda bayağı da pişmanız. Tabii. Niye abi? Sadece bu emekli maaşından dolayı mı? Mesela yok, sizin maaşınızı yükselt... Geçim zorlaştı. Önceden ben 52 lira aylık alıyordum. Bey gibi yaşıyordum. Şimdi 3 milyarla maaş alıyorum, geçinemiyorum. Her şey olmuş, ekmek olmuş 2 milyon. Üzümün kilosu olmuş 10 milyon. Domatesin kilosu olmuş 10 milyon. Nasıl geçineceğiz? Otobüse biniyorum 4,5 milyon. Buyur. Bu emekli maaşını nerede abi? Bize veriyor. Yüzde. Bu gidişatı kimse düzeltmez mi abi? Oy vermemek mi çözümünüz yani? Böyle mi bir çözüm buldunuz? Piyasa ikisini siyasetçilere baktığım anda ortada kalıyorsun. Yani yorum yapamıyorsun. Buna versem acaba bu çıkar mı diyemiyorum. Güven kararsız kalıyor. Kararsızlıktan dolayı vermek istemiyorum. Açıksa da hiç kimse yok. Öyle biri yok yani. Kaç şuna vereyim de bu bizi kurtaracak diyeceğimi bir siyasetçi göremiyoruz. Bugün şehitlere akrabasına küfür eden bir millet nasıl bu ülkeyi yönetecek? Öyle bir şey sorun. Ondan sonra kalkmış tezkere, meclise tezkere sunuldu, doğru mu? Ben diyorum. Redo'yu veriyor. Niye veriyorsun kardeşim Redo'yu? Yakındaki senin düşmanın gelsin seni vursun diye mi? Belli başlı gerekçeleri var aslında o Redo'yu vermelerinin de. Çok var. Çok var. Da bazı şeylerde de haksız. Ha, bu adamın yanlış yeri yok mu? Var. Yanlışı da var, doğrusu da var. Ama madem ki siyaset yapıyorsun, güzel yapacaksın. Bu kadar. Peki şunu sorayım abi, benim sorum aslında şuydu. Madem dahil oldunuz onu da sorayım ben size. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, oylarımızı AK Parti'ye verdiğimiz için hanemize sevap yazılıyor dedi. Böyle bir açıklama ya, vardı. O yanlış. Kim olursa olsun, benim babam da dese ki şudur yanlış. Ne demek ya sevap yazılıyormuş? Sen kimsin sevap yazılıyor? Memnun musunuz abi AK Parti'nin gidişatından peki? Oy verecek misiniz? Ben emekliyim, çalışmıyorum. Çok şükür geçiniyorum. Yetiyor mu abi? Evet. Ha, yetmiyor. Genelde... Şöyle ki yetmiyor. Evin kiradaysa normal bir senin hayat yaşantın varsa yeter, yetmez diye bir şey yok. Ama kiraysa yetmez, doğru da yetmez yani. Ya 5000 lira da olsa diyeceğiz ki yetmiyor. Eskiden şu böyle bir telefon, 3000 lira telefon kimsede yoktu. Eskiden telefon da yoktu ki abi. Ha, ama yoktu da. Ama şu anda park edecek yer yok arabalara, doğru mu? Peki şöyle düşünelim abi, bu arabalar, telefonlar ha. 3000 liralık diyorsunuz. Bu telefon neden 3000 liralık? Türkiye'de en büyük emlakçı kim? Emlakçı mı? He. Ne bileyim ben. Bankalar. En büyük galerici kim? Bankalar. Tamam, dayak zorla mı satıyor sana? Gidip alma. İşte Allah Allah. Gidip alma kardeşim. Doğru. Bilerek şey yaptım. Dedim belki sokak röportajı vardır dedim geldim. Peki sen nasıl görüyorsun gidişatı kardeşim, bir genç kardeşimiz olarak? Abi açıkçası ben fazla konuşmak istemiyorum ama düzgün bulamıyorum. Yani eğitim sistemini kötü buluyorum direkt yani. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oylarımızı AK Parti'ye verdiğimiz için hanemize sevap yazılıyor dedi. Ya ne öyle bir şey olur mu kardeş? Öyle bu saçma şeyler ya. AK Parti'de oylarımız sevap kazanıyor. Kim oluyor ki o sevap kazandıracak bana ya? Bugün şurada bir yetim ondan, bir yetim olsa bir çocuk olsa şu kazandırır bana ama o kazandıramaz ya. Yani sebap olarak söylüyorum ha. Salak yerine koyuyorlar. Tamam, dindar kesim sebap kazanır diye bir şey yok. Bu abes bir şey yani, ben kabul etmiyorum. Siz bunu. Oyunuzu kime veriyorsunuz abi? He? Siz oyunuzu kime veriyorsunuz? Ben AK Parti'ye veriyorum. Açıkta konuşayım ben. AK Parti'ye. He. O zaman niye diyorsun abi? Taptınız abi sevapları. Yani bak yani şimdi diyorlar ki iyi gidiyordur, hakkını inkar etme. Şimdiye kadar bu adam icraatına da bakacaksın kardeş. Bakalım abi. Yani icraatına bakarım. 1998'de bugün Cumhurbaşkanı Başbakan önüne anayasayı fırlattı. O günler de var ama gençler onu bilmez. Biz Kemal Devrişler'i ithal ettik Amerika'da ki ekonomiyi düzelte. Biz o günler de gördük. İnsanlar falan intihar ediyor bu günlerde. Onlar da görüyor musunuz ya abi mesela? Dünyanın her yerinde var. Bugün bak Norveç'te var ya. Bak Norveç'te en ekonomi üst düzeyde bir ülkedir. Küçük bir ülkedir. İskenderiye ülkelerinde birisidir. Orada senede 500 kişi intihar ediyor. Peki onlar yokluktan mı intihar ediyorlar? 500 kişi Norveç'ten, Finlandiya'da
İntihar ediyor bunlar. Bu gençler ha. Yani o da gelişmiş ülkeler, İskenderiye ülkeler onlar. Peki bugün anayasadan falan bahsettiniz abi, az önce. Bugün nasıl abi? Hukuku nasıl görüyorsunuz? Hukukun üstünlüğünü fark edebiliyor musunuz? Ya, hissedebiliyor hukuk, musunuz? Şimdi hukuk, yargı bakımsızdır. Yani kimsenin ne sağına ne soluna şey edilmez, karıştırılmaz yani. Yargı demek, hukuk demek. Yani bir memleketin adaletini sağlayan, adaletini yürüten... Var mı adalet abi peki şu anda? Ya adalet tabi dört olmasın. Ben desem var desem yalan söylemiş olurum. Mağdur insanlar var, çile çeken insanlar var, haksızlığa uğrayan insanlar var. Bunların hepsi var. Var yani, yok değil, ben onu inkar edemem. İktidarların görevi bunları sıfıra indirmek değil midir abi? Tabi. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bir memleketten iç politikası izlenmezse o memleketin vatandaşın sosyal dengesini sağlayamazsın. Şimdi bu memleketimizde iç politika izlenmiyor. Vatandaş nereden geliyor, nereye gidiyor, nasıl atıyor, zehir mi satıyor, çürük mü satıyor, doğru değil. Kontrol. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir durum yaşandı. İçişleri Bakanımız katıldığı bir televizyon programında bir mafya liderinden 10 bin dolar rüşvet alındığını biliyoruz dedi. İsmini de söyleyeceğiz dedi ama bundan soruşturma falan ya, açılmadı. Kardeş, şimdi bir koca bir devlet, İçişleri Bakanı'nın mafyayla, yani ne diye nasıl anlatayım, uğraşamaz ya. Yani lafı yedilmez bir şey var. Ama bir hukuksuzluk varsa, bir zarar varsa o adam düt, hırtlanda düt, içeri at, cezasını ver. Ha, yalnız bu memleketin bugün Avrupa ülkeleri yıllarda böyle serbest ekonomik sistemle yönetiliyor. Bizim memlekette de özelden bu tarafa başladı bu serbest ekonomik sistemi yönetilmeye de. Yalnız bizde kontrol sistemi biraz gevşek yani. Gevşek yani bu zam geliyor. Ya bugün zamlar mı kontrol edilmiyor? He? Zamlar mı kontrol edilmiyor? Ya zamlar her şeyi kontrol edilmiyor. Ya bugün bir kira ya ne demek? Askeri ücreti bugün 2800 lira, 3000 lira neyse diyelim. Bugün kimin adam tabağı, 1500 onu bir lira, bak 1500 lira kira verirse nasıl geçinecek yani? O akıl var, mantık var. Sözünüzü kesiyorum. Bu zamlar kimin suçu? Kimin kabahati abi? Kimin kabahati bu zamlar? Ya zaman devleti yöneten sorumlusu kimse o sorumludur yani. Bak yani bak, inkar etme. Kimi denetleyeceğiz o zaman abi? Denetleme yani, yok. Denetleme ha? Yok kardeşim. Denetleme yok. Bir de denetlendiğin zaman yani aya da aynı cezayı vereceksin, beye de aynı cezayı vereceksin. Ama aya verip de beye vermezsen bu bir adalet değil yani. Bir de kontrol yap. Yani bugün adam diyelim ki işte bazı mağazalara şu kadar milyar ceza kesilmiş. Ya bu ceza sorun değil ha. Madem öyle bir yoksulluk varsa kapat hele. Bir ay mağazayı kapat, o işin merkezini ne yapacak? Ha bir daha yapacağım bu. Mümkün değil. Akaryakıta, elektriğe, doğalgaza zam geliyor bir taraftan da. Marketlere kardeş, zam var. Yani, pek çözüm değil. Bu ülkeler yani hakikaten biz Avrupa'yı da izliyor. Bak biraz yolsuzluk var yani, her tarafta var bir şeylik var ya, ekonomik kriz her tarafta var. Herkes kendi ülkesine göre, parasına göre var yani. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'ye oy verdiğimiz için hanemize sevap yazılıyor dedi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kim diyor onu? Öyle bir şey yok, öyle bir dava da yoktur. Herkes reyinde hürdür. İstediği partiye de oy verir. Kimse de karışamaz. Ha, ekonomide bir Türkiye'de değil, bütün dünyada aynı. Bütün dünyada sıkıntı var diyorsunuz. Tabii. TL değer kaybediyor aslında baktığımız zaman ama. Ha bizimle kaç ülke uğraşıyor? Niye uğraşıyorlar? Amerika uğraşıyor, Avrupa uğraşıyor. Bunları görüyor musunuz? Neden uğraşıyorlar abi bizle? Niye? Batırmak için. Bizi batırmak için. Şu dünyada kaç ülke kaldı? Bir İran kaldı, bir Türkiye kaldı biliyor musun? Biz onlarla uğraşalım abi. Niye uğraşmıyoruz? Nasıl uğraşacağız biz onlarla? Niye bütün Türkiye, dünya bizle uğraşıyor ki? Şimdi onların medyası sağlam. Siyasetçileri sağlam. Bizimki bir çürük değil. Anlıyor musun? Bu gerçek yani, biliyorsunuz. Yönetenler pek sağlam değil mi yani? Nasıl? Bizim yönetimimiz sağlam değildir. Bizim medyamız çürük. Yönetimin o muhalefettekiler çürük. Baştakiler çürük. Medya nasıl çürük abi mesela? Medya nasıl çürük? Hemen bir şey, Almanya'da seçim oldu. Kaç ay oldu? Bir şey duydunuz mu? Hükümet daha kurulmadı. Evet, Almanya'da kimse bu kadar politik değil ki abi. Nasıl? Sandığa gidiş sayısı bile, yüzdesi bile çok. O politika olursa bu Türkiye'yi böyle batırırlar işte. Ekonomiyi de şey yaparlar. Amca telefonumuzu çıkaralım. Gerek yok ya. Gerek yok canım. Doğru mu? Ekonominin bu kadar kötüye gidişatının, abi kötüye gidişatının iktidarın hiç şeyi yok mu bunda? Parmağı yok mu yani? Tabii de olmaz olur mu? Onun da tabii. Geçtiğimiz zamanlarda işte yağ kuyruğu diyor bazı abiler, sizin yaşınızdakiler. Abi, evet evet. Şeker kuyruğu, kuyruğu falan. Evet. Onlar kimin kabahatiydi mesela? Onlar da dış güçlerin kabahatiydi o zaman. Biz sigara alamazdık biliyor musun o zamanlar? O zaman da dış güçlerin kabahatiydi. Yağ alamazdık. Bunlar siz bilmezsiniz. Tamam. Şimdi her şeyi alıyor. Abi tamam. Gel. Da şu anda mı aynı şeyi yapalım? Bir dakika. Şu anda mı kuyrukta bekleyelim? Eskiye dönelim, ben beklerim. Yani 2021'deyiz. Şu an kuyrukta niye bekleyelim? O zaman sahip çıkacak devletimize. Abi 7 senedir aynı telefonu kullanıyorum ben. 7 senedir değiştiremedim. Ne kadar aldın? Abi zamanında 3000 liraya almıştım. Bu babamın eskisi.
Bak ne ha. zamandır kullanıyorum. Kamerası yok abi. Gel göstereyim istersen. Kamerası yok. Abi kameraya bak. Yok bir dakika. Dün biriyle görüştüm. 380 bin lira araba almış. Tamam. 380 bin lira araba almış. Diyor ki ülke diyor kötüye gidiyor. O arabayı niye alıyorsun 380'e? Niye alıyorsun? Sebep araba, niye kötüye gidiyor? 380 bin lira. Kardeşim. Araba neden 380 bin lira abi madem? Sıvır bir araba almış, taksi almış. Neden 380 bin lira o araba? Neden 380 bin lira? Çok pahalı değil mi? Abi ben pahalı. Dışarıdan geliyor araba. Pahalı, çok da pahalı. O fiyata gelmiyor ki bize. Çok daha düşeye geliyor mesela araba. Arabaya girdiğin zaman ikinci el araba bu kadar pahalı olmaması lazım. Neden? Niye pahalı abi? Neden işte halkın suçu. Sıfırda pahalı ki. Sıfırda pahalı değişen bir şey. Sonra denetleme yoktur işte. Sorun buradan geliyor. Denetlense bu pahalılık mesela. Abi sen mi? Evet. Peki akaryakıta falan zam geliyor. Günlük geliyor artık neredeyse abi. Bunları kim denetleyecek? Kim yapıyor bu zamları? Bugün Avrupa ülkesinde de geliyor. Ben yurt dışında kalıyorum. Avrupa ülkesinde de geliyor.